Herkese merhabalar. Satranç severlere kötü bir haberim var. 12. Dünya Şampiyonu Anatoli Karpov komada. Evet, geçirdiği kaza sonucu komaya giren Anatoli Karpov hastanede şu an. Durumunun iyi olduğunu söyleyenler var. Koma durumunun devam ettiğini söyleyenler var. Saldırıya uğradığını iddia edenler oldu ama kız tarafından reddedildi. Tek bilinen bir şey var. Anatoli Karpov şu anda hastanede. Ukrayna kaynaklarında sarhoş dünya şampiyonu kaza geçirdi diye geçti bu haber. Bazı kaynaklarda Karpov'un kanında yüksek oranda alkol olduğu yazıldı. Bunların ne kadar doğru olduğu bilinmiyor. Çünkü Karpov'un içki düşkünü bir insan olmadığı biliniyor. Şu anda haberler bu şekilde. Umarım sağ salim bu zorlu günleri atlatır Karpov. Ve şimdi Karpov'un 17 yaşında 1968 yılında oynadığı muhteşem bir oyunu inceleyeceğiz. Karpov Geek oyunu. Karpov E4 sürerek başlıyor gençlikli yıllarında. E4'ü tercih ederdi elbette. Rakibi Sicilya savunması yapıyor ve G6 ile Dragon varyantına girince yine genç Karpov fil E3 ile keskin devam yolunu tercih ediyor. Şu anda at g4 ile file saldırmak, güzelin file saldırmak mantıklı gözüküyor ama büyük hata mantıklı gözükmesi iyi olduğu anlamına gelmez. Fili kapatınca vezir alır g4 ile bakar mısınız açmazdan basitçe taş kazanır beyazlar. Dolayısıyla siyahlar fil g7 yapıyor ve şimdi f3, kısa rok fil c4, karşılıklı gelişim, vezir saldırıya geçince karpov çekinmeden uzun rokunu atıyor. Neden çekinmeden diyorum? Çünkü vezir olay bölgesinde. Dragon fili çaprazdan vezir kanına bakıyor. C hattında siyahların güzel saldırı potansiyelleri var. Bunları saydığımda korkmak için çok neden var. Fakat beyazların da şah kanadında saldırısı var. Nasıl mı? Piyon fırtınası ve aletlerle son darbeyi vurmak üzere yapılacak bir saldırı. Siyahlar da boş durmuyor. Ate 5 yaptı. Fili tempo ile istedi ve c hattını kalesi için açtı. Hemen kale f c8 geliyor. Siyah taşların nasıl da şahın etrafına üşüştüğünü görüyor musunuz? Bu durumda savunma yapmak yerine elbette saldırgan oynamak önemli bir yarış var siyahlarla beyazlar arasında ve o yarış çok vahşi, mat etme yarışı. Bu yarışta vakit kaybedemezsiniz. Beyazlar g4 h5 sürebilirdi. Ama bu yavaş olurdu. Karpo hemen H5 ile piyon feda ediyor. Oyunda atalır H5 yapmıştık. Fakat piyonu almayıp siyahlar B5 ile saldırıya devam etseydi. Bakalım neler olacaktı görelim. Aşalır G6. E neyle alsın? F piyonuyla alamıyor. Fil piyonu açmış almış durumda. Aşalır G6 sonrasında. A hattının açılması bir felaket olacak siyahlar için. Fil H6 elbette alıp alıp geldiği zaman mat edecek. Fili çekince geri şimdi burada tematik bir hamle var. Beyazlarla Dragon'u oynayanlar, Dragon varyantına girenler bunu bilmeli. Fil F8 ünlem. Kale ile alabilir, şah alabilir, şah alırsa kale A8, şah G7, vezir H6 anında mat. Kale ile alırsa tak kaleyi feda edecek, vezir gelecek ardından kale gelecek ve yıkım. Tek hamle aşattığını kapatmak ama G4 ile Beyazların kazanan bir saldırısı var. İşte bu atak bu kadar tehlikeli. Alsa piyonu bir türlü, almasa bir türlü ama feda güzel. Şakar saldırıda açık at, kale için bir açık at piyondan genelde çok çok daha değerlidir. Siyahlar alıyor mecburen ve fil altıyla Dragon filini değişmek istiyor. Bu fil hem saldırdı hem savunmada güçlü bir fil. Siyahlar fil alır altı yapmış, veziri çekmiş ardından feda yapacak. Buna bakacağız. Ama peki ya A6 gibi bir hamle yapsaydı B5 fikriyle yavaş hareket etseydi ne olurdu? O zaman beyazlar klasik kalite fedasını patlatırdı. Fişer'in de oyunlarında çok gördüğümüz bu feda. O da ne? Buradan yıkım var mat istiyor. E, atı kapatsa sürpriz vezir boşta. İşte beyazların saldırısı çok güçlü. O yüzden eğer siyahlarla dragon oynayacaksanız hem çok hazırlıklı hem de çok iyi hesap yapabilen bir oyuncu olmalısınız. Flash 6, vezir 6 sonrasında elbette siyahlar boş durmuyor. Kale alır C3 ile karşı feda yapıyor. Beklese yıkılacak çünkü. BC3, vezir C3'ten sonra vezir tehlike yaratır mı? Şu anda tehdit şah çekmek, şah üst kata çıkınca şah çekerek atı almak. Karpo geriye doğru bir hareket yapıyor atıyla. Normalde hep ileri gitmeyi düşünürüz ama savunma burada gerekli. AT2. Vezir A1 Şah'tan korkmaya gerek yok. Şah'a kaçacak. Vezir B2'ye gidince Kale B1 vezir isteyecek. Vezir burada zavallı bir şekilde kalınca şimdi çat diye feda. Ardından Kale H1. Kale alır H5. Vezir h ile siyahlar yıkılıyor. Savunma yapamaz. Fil diye 7ye bakmakta vezir savunmadan çok uzakta. Geriye dönelim. İşte AT2 hamlesi böyle güçlü bir hamle. Siyahlar Buralarda bir yerlerde durmak istiyor savunma amacıyla. G4 tipik saldırı hamlesi. At F6. G5. E ne o mat mı olacak? Tek hamle atı H5'e kapatmak. Aş hattını kapatmak. Ama burada yine Fischer'in fedası geliyor. Ve diğer ustaların defalarca yaptığı klasik kalite fedası. Kale alır H5'ünden savunma atının yok edilmesi. Y alır H5 sonrasında kalaş 1 fikir standart. Biraz önce gördünüz almak veziri H7 mat etmek. Fakat niye siyahların veziri buraya gittiği anlaşılıyor. Şah çekiyor. Şah bebire vezir alır f3 yapıyor. Şimdi kalaş 5 yapınca siyahlar veziriyle savunma yapabilir. Örneğin vezir e4 H7'den matı tuttu. Eğer beyazların saldırısı mat getirmezse siyahlar materyal fazlasıyla rahat bir şekilde kazanacak. Fakat işte burada Karpov muhteşem bir hamle hazırlamış. 17 yaşındaki genç Karpov G6 hamlesi var mükemmel. Atla alırsa vezir h7 şah f8 vezir f7 göbekten mat. Efendim piyon da alırsa vezir h8 yine mat. Peki vezirle alırsa o zaman da kale g5 var. Bu şekilde kazanç konum oluyor. Dolayısıyla işte bunların hepsi hesaplı. Kale h5'e siyahlar E6 yapmış. Demiş ki vezir h şah çekerse F8'e giderim. Vezir h8 hop yuvaya buraya yerleşirim. Kalem alırsa ben de onun kalesini alırım. Evet her şey yolunda fakat hesaba katmadığı bir şey var. Karpov'un daha iyi hesap yaptığı ve burada yine muhteşem bir hamle geliyor. Bu Karpov'un en iyi oyunlarından birisi. 17 yaşında oynadı dediğim gibi ve benim de en çok sevdiğim oyunlarından birisi. İşte hamle geliyor. G6 çift dünlem. Aynı tema. Aynı tema. da alınca H8'den mat. Burada e, atla alıyor mecburen. Atla alıyor mecburen. FG6 alırsa zaten burada Vezir H7 Şah F8. Ve bundan sonra e, yıkım geliyor. Vezir H8 Şah. Şah E7. Kale H7. At F7 sonrasında kaleyi alıyor ve kazanç konum. Geriye dönelim. Burada mesele tabi G6'ya ne yapacak? Atla alıyor G6'ya at alır G6 yapıyor. Vezir H7 Şah F8 sonrasında şu anda anlayamıyoruz. Niye piyonu verdi? Ve burada hamle geliyor muhteşem hamle. İşte bunların hepsini hesaplamış Karpov. Kale F5 ünlem. Peki G6 ile ne alakası var? Eğer piyon burada olsaydı kale f5 hamlesi yoktu. Evet ve f'li piyon da boşta kalıyor. Kale f5 ünlem çünkü e f5'e vezir alır f'li var. e5'teki atı g6'ya da göndermiş oldu. f'li piyonu zayıf kaldı ve kale f5 şu sahneye bakar mısınız? Görüntüye bakar mısınız? Muhteşem konum kayıp. Veziri istiyor ve matı istiyor. Dolayısıyla vezir alır b3 yapıyor. Vezir alır F5 sonrasında E F5 ve yine kazanan bir atak vardı daha ne olsun. Vezir alır B3 yapıyor. A B3 E F5 ile vezire karşı Gikin kale ve fili var. Fakat burada Karpov gevşemiyor. Kitaplarından hatırlıyorum. Özellikle Karpov kazanç konuma geçince daha da bir gayretli oynarmış ki rakip elinden kaçıp kurtulmasın daha gayretli derken zaten normalde gayretli oynamıyorum diye sorabilirsiniz ama bu da benim yorumum. Kazanca geçince ister istemez bir gevşeme, rahatlama faktörü oluyor. İşte o rahatlamayı nötr hale gelmek için, ortadan kaldırmak için daha gayretli oynuyor Karpov. O zaman da normal performansını gösteriyor ki bu da kazanmak için yeterli. Lafı uzattım. Hamle at F4. İşte kastettiğim buydu. Tahtadaki bilgisayarın da onayladığı en iyi hamle At alır F4 yaparsa vezir A8 şah E7 ve kaleyi alacak. Karpov kazanç konumda olmasına rağmen tempoyu bırakmıyor. Saldırarak geliyor şimdi tehdit. Bu veya arkadan kaleyi toplamak. Kale D8 oynuyor kale boşta kalmasın diye. Vezir A6 şah E8 topluyor. Her şeyi topluyor, topluyor artık konum kayıp elbette. Hem vezir var hem de piyon vezire çıkacak. İşte Karpov'dan muhteşem bir hamle. Umarız hastaneden sağlıklı bir şekilde çıkar, tekrar satranç camiasına katılır. Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğeninizi esirgemezseniz sevinirim. Herkese sevgiler, saygılar.